بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ A'udhu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun Allah'a ki bizleri yoktan var etmişdir. Hiçbir ihtiyacı yokken yalnızlık hissetmezken bizlerden herhangi bir fayda bir beklentisi yokken bizleri var etmiştir kendi lütfuyla kendi iradesiyle bizi yoktan yaratmıştır hamdolsun o Allah'a ki ilmi iradesi her şeyi kuşatıp kapsamıştır ondan kaçış yoktur her zaman yönümüz O'na doğrudur. O'na doğru dönmekteyiz. İstesek de istemesek de bu şekilde yaratmıştır ve bu şekilde olacaktır. Ve yine bizler bir gün O'nun huzurunda toplanıp hepimiz teker teker O'na hesap vereceğiz. Allah'ın salatı ve selamı Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Muhammed'in pak ehli beytinin üzerine olsun. Onlar Allah tarafından seçilmiş hidayet önderleridir. Allahu Tabarak ve Taala'nın rızasını kazanmak istiyorsak, Hazreti Peygamber Efendimiz'i ve onun kitabı, onun getirdiği o Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i takip etmek zorundayız. Ve yine Peygamber Efendimiz'den sonra onun ehli beytini sevip onların sözlerine amel etmeliyiz. Konumuz fıkıh hükümlerinden bugün diye hükümleridir. Diye'nin öncelikle tarifini yapalım. Diye ne demektir? Diye bir şahsın başka bir şahsı öldürmesinden kaynaklı ödediği o ölünün varislerine ödediği belli bir ücrettir diye buna denir. Eğer şahıs elbette sadece burada ölümle alakalı değildir. Üç çeşit diye vardır. Bunlardan sadece birisi adam öldürmeyle ilgilidir. Şahıs eğer başka birini öldürürse, ölen şahsın akrabaları eğer bu öldürülen babaları veya artık her kimse öldürülen şahsın bu ölümüne karşılık belli bir ücret, para almak isterlerse işte bu diyedir. Sadece para değil, bu devedir, inektir, koyundur, hayvan çeşitleridir, işte gümüş paradır, altın paradır bunları söyleyeceğiz. Ancak tarif olarak şu kadarını diyebiliriz ki biris şahsı öldürmeden kaynaklı onun varislerine ödenen paradır. Veya bir şahsın herhangi bir uzvunu, bedeninin bir parçasını koparırlarsa, o parçayı koparan şahıs, o katil dediğimiz, cani dediğimiz o adam yine belli bir miktar o bedeninden bir parça kopardığı şahsa vermesi ve ödemesi gereken miktar vardır. Böyle bir diye vardır. Üçüncü olarak ise vücudunda bir şahsın başka bir şahsın vücuduna eğer bir iz, bir yara yaparsa, böyle bir şey oluşturursa mesela bıçakla şahsı yaralamıştır. Bunların hepsinin diyesi vardır. Ve bu diyeler fıkıh kitaplarında geniş ve teferruatlı bir şekilde anlatılmıştır. Biz de burada bu konuyla ilgili bazı kısımlarını, hepsini değil de bir kısmını anlatacağız. Birinci olarak adam öldürmenin diyesi hakkında sohbet edeceğiz. Bir şahıs eğer başka birini öldürürse, ölen şahsın varisleri o katili affedebilir. Derler ki biz onu affettik, Olay kapanır. Ölen şahsın varisleri o şahstan kısas edilmesini isteyebilirler. Yani öldüren şahsın da ölmesini isteyebilirler. Şer'i hakim bu durumda o katili öldürür veya öldürtür. Ölmesine ferman verir. Üçüncü olarak birinci affedebilirler. ikinci olarak kısas isterler. Üçüncü olarak ise diye karşılığında serbest bırakabilirler. Bu da katilin belli bir miktar söyleyeceğimiz, az sonra söyleyeceğimiz miktarda bir malı, bir parayı öldürdüğü şahsın varislerine verdiği zaman bu adam serbest bırakılır. Burada küçük bir parantez içerisinde hani dedik ya ölen şahsın akraba ölen şahsın varisleri o şahısın kısas edilmesini isteyebilir. Bu şekilde bir cümle sarf ettik. Ancak bu bilerek ve kasıtlı yapılan ölümlerde sadece yapılabilir. Eğer bir şahıs başka birini bilmeden kazara öldürürse burada kısas uygulanmaz. O kazayla öldüren şahsı da öldürmezler. Çünkü o bu işi bilerek yapmamıştır. Aynı şekilde bilerek öldürmeye yakın olan ama bilerek öldürme olmayan öldürmelerde de hüküm aynıdır. Şahıs örnek veriyorum daha iyi anlaşılsın. Kavga ediyorlar birbirlerine işte yumruklarla vuruyorlar. Adamın maksadı karşıdakini öldürmek değil. şahıs karşıdakini sadece karşılıklı olarak birbirlerine işte ben de ona iki tane vurayım da şöyle hırsımı alayım. Bana deminden beri haksızlık ediyor. Mesela adam haksızlık etmiş. Bu da ona iki tane vurup rahatlamak istiyor. Vurdu ama şans artık adamın da ayağı kaydı, yere düştü. Ka işte kafasını çarptı, öldü. Bu gibi ölümlerde bu kasıtlı bir öldürme değildir. Öldürme maksatlı yapmamıştır ama kazara da olmamıştır. Buna aynı mesela ava giderken ateş edip de mermi gidip herhangi birine değmiştir. İşte bu kazara ölümdür. Ama burada şahıs bilerek vurmuştur ona. Ancak ölmesini istememiştir. Buna e, bilerek adam öldürmeye benzeyen ölüm denir. Bu durumda da kısas uygulanmaz. Yani. Onu öldürme niyeti yoksa, şahsı öldürme niyeti yoksa, kavga etme niyetinde ama öldürme niyeti yoksa ve karşıdaki ölürse bu durumda da kısas uygulanmaz. Sadece diye verilir. Kazayarak, kazara veyahut da e, bu şekilde kavga edeyim derken şahıs ölürse bu iki durumda sadece diye ödenir ama şey kısas yapılmaz. Şimdi gelelim diyenin miktarına. Adam öldürmenin bir şahıs bir şahsı bilerek öldürdü. Diyesi ne kadardır? Bilerek, bilmeyerek, kazara hepsinde diye aynıdır. Adam öldürmenin diyesi ödenir. Ama bilerek öldürürse ölen şahsın ailesi kısas talep edebilir dedik. Ha şimdi gelelim diyenin miktarına. Bir insanı öldürmenin diyesi yüz devedir. Bir insan bilerek, kasıtlı olarak çekti, birini vurdu, öldürdü. Ölen şahsın varislerine yüz tane deve vermesi gerekir. Ve onlar da miras hükmünde anlattığımız gibi kendi aralarında onu paylaşırlar. Yani evlatları, babası, annesi birinci derecede eğer şahsın bir evladı veya sade babası varsa artık başka kimseye o diyeden verilmez. Sadece o en yakın akrabalarına diye ödenir. Babası, annesi veya çocukları yoksa ikinci dereceye geçer bu şekilde. Elbette önce karı koca arasındaki o mirasta bahsettiğimiz meselelerin tamamı burada geçerlidir. Bir insanı öldürmenin diyesi devedir bu Hazreti Peygamber Efendimizin babasının zamanından İslam'dan önce gelen bir gelenek olduğu söylenir. Şöyle Hazreti Abdülmuttalib'in hiç oğlu yoktu. O da Allah'a bir dua etti. Allah'ım dedi eğer benim on tane evladım olursa erkek bunlardan birini sana kurban edeceğim. Allahu u Tabarık ve Teala da Peygamber Efendimizin dedesine 10 tane oğul verdi. O da 10 oğul arasından Hazreti Peygamber Efendimizin babası Abdullah'ı kurban olarak 10. evlat olarak alıp yalnız bunu kurban olarak adak olarak adamadan önce insanların tepkisiyle karşılaştı dediler ki yapma etme. Sonunda bilge bir şahsın yanına gittiler. O dedi ki: "Sen bu adamı yerine getirmek için ve oğlunu da katletmemek için, öldürmemen için şöyle bir şey yap. 10 deveye karşılık oğlunu ikisi arasında bizim tabirle yazı tura yap. Eğer 10 deveye çıkarsa develeri kes oğlun özgürdür. Yok oğlun tekrar çıkarsa 20 deve yap tekrar yaz Bu şekilde develeri yükselt. Dediklerine göre Hazreti Abdülmuttalip bunu yaptı. Develer 100 deveye varıncaya kadar hep oğluna çıktı. Ama 100 deveye varınca bu defa develere çıktı ve Hazreti Abdülmuttalip peygamber efendimizin babası için orada 100 tane deve kurban kesti ve o şehrin halkına dağıttı. 100 deve bir insanın diyesidir. Eğer 100 deve yani sadece 100 deve mi? Hayır. 200 sığır da olabilir. 200 sığır inek yani veyahut da 1000 tane koyun olabilir bir şahsı öldürmenin diyesi bin koyun. Bunlar arasından her birini seçebilir şahıs. Yine de sayacağız. Veya 200 tane hulle denen Yemen'de yapılan bir kumaş çeşididir. İki kumaş bir hulle sayılır. 200 tane o kumaştan verilir. Ölen şahsın ailesine. Veya bin dinar yani altın para. Ee, veyahut da 11, 10 bin dirhem yani gümüş para verilmesi gerekir. Diyeyi veren şahıs bunlar arasından dilediğini seçebilir. Yani katil olan, şahsı öldüren bu saydığımız diyelerden dilediğini ölen şahsın ailesine verebilir. Yani seçme hakkına sahiptir. Bilerek öldürmede veya bilerek öldürmeye benzeyen ölümlerde katilin kendisi diyeyi ödemesi gerekir bu söylediğimiz. Ancak kazara eğer birini öldürürse katilin, o öldüren şahsın ailesi yani kardeşleri, kardeşlerinin çocukları, amcası, amcasının kız kardeşi yani teyzesi, bunların çocukları o diyeyi ödemeleri gerekir. Ancak anne tarafından o katilin annesinin tarafından olan akrabaların diye ödemelerine gerek yoktur. Bir bayanın diyesi erkeğin diyesinin yarısıdır. Bu Allah'ın emridir. Yani eğer bir bayanı öldürürsen 50 deve vermelisin. Erkeğe 100, bayana 50. Veyahut da 100 inek vermelisin. Erkeğe 200, bayanı öldürürsen 100 inek. Allah'ın hükmü bu şekildedir. Her zaman bayanın diyesi erkeğin diyesinin yarısıdır. Bilerek adam öldürme olsun veya yanlışlıkla hatayla birini öldürme olsun her türlü adam öldürmede kefarede bir insanın boynuna gelir ki bunu hatırlarsanız kefare konusunda anlatmıştık işlemiştik ya mesela şahıs bilerek birisini öldürmüşse, ölen tarafın ailesi kısas değil de diyesini almak isterse, şahıs onlara o belirlediğimiz o diyeyi verdikten sonra, mesela 100 tane deve verdi, daha sonra şahsın kendisinin bir köle azat etmeli, eğer köle varsa, köle yoksa zaten o sabit olmuştur. 60 gün oruç tutmalı ve 60 fakiri doyurması gerekir. Bugünlük diye hakkında sohbetimiz bu kadar. İnşallah bir dahaki programda tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Vessalâmu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allahümme rızuknâ tevfîkattâ'ah ve buğdel ma'siyâh ve sırqanniyâh ve irfânel hurma واكرمنا بالهدى والاستقامه وسدد السنتنا بالثواب والحكمه برحمتك يا ارحم الراحمين